Yumurtalarda 4 tane eşya bulunuyor bundan önce. Görüldüğü gibi burada bir tane hamamımız, barbekümüz ve karavanımızın arka parçasında kabinmek için karavan parçası da bulunuyor. Herkese tekrardan selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zamanki gibi yepyeni bir moda daha karşınızdayım. Geçmeden önce videomuza, bana destek olmak adına aşağıdan kanalıma abone olmanız, yandaki bizi açmanız da yeterli olacaktır. Bu videoda ise karavan modunu konu alacağız sizlerle birlikte ve bu modda bize büyük sürü güzel özellik sunulmuş ve bunlardan bir tanesi bize mangal sunulması, barbekü, hamak gibi ek araçlarla desteklenmiş ve özellikle karavan zaten burada ön plana çıkıyor. Bunların her birine bakacağız. Bakmadan önce benden çekmişsiniz modlar varsa bunları da yorumlarda belirtin. İlk öncelikle açıklama kısmındaki vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniye sürede olduktan sonra burada bulunan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz. Ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizler de daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft Lite seçeneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. S-Dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten S-Dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz orayı seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda Dolant, indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kurulma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecaptan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecaptan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Eklentiyi kurabilmek için iki seçeneğiniz bulunmakta. Star modu yeni bir dünyaya veya daha önceki dünyaya da kurarak oynamanız mümkün. Doğru bir şekilde çalışması için ise burada bulunan ayarları açmanız gerekiyor. Son işlemde bu paketi iki taraftan açıyorsunuz. Yani eklentiler sekmesinden, kaynak ve davran olarak. Minecraft'ta kamp yapmak. Kamp yapmak aslında Minecraft'ta bulunan ateşle biraz daha mümkün. Ama işte diğer eşyalar dediğimiz barbekü ve hamak gibi eşyalar aslında. Ve bu mod bunların her birini bizlere ekliyor ve bunları oyunda kullanmakta bu saatten sonra mümkün. Bu modun yaptığı şey aslında gayet basit. Yaratıcı moddan envanterinize girdiğinizde fark edeceksiniz. Yumurtalarda 4 tane eşya bulunuyor bundan önce. Görüldüğü gibi burada bir tane hamamımız, barbekümüz ve karavanımızın arka parçasında kabinmek için karavan parçası da bulunuyor. Ancak araya parantez açacak olursam bu karavan parçasını ister bir arabaya da takabiliyorsunuz. Ancak ben şu anda o modu eklemedim bu oyunun içine. Ben onu açıklama kısmında vereceğim, onu da indirerek modun sunmuş olduğu bu karavan arabalarına sahip olabilir ve arabanın arkasına da bu parçayı bağlayabilirsiniz. Birçok farklı renk seçeneği de bulunuyor ve özelleştirebiliyorsunuz. Aracın modunu indirdikten sonra bununla birlikte kurduktan sonra ise takmak içinse elme butonunu kullanmaktasınız Android için. Windows'da ise yine sağ tıklamanız yeterli olacak bu karavan parçasını bağlamak için. Karavan parçası ise bu şekilde. Görüldüğü gibi hemen içerisinde binebilmemiz için burada right butonu yani bin butonu çıkıyor zaten. Binmeden önce içerisine baktığımızda gayet güzel gözüktüğünü görmektesiniz. Masamız, sandalyemiz, burada da yataklarımız bulunuyor karavanın içinde. Ve right derseniz de buradaki sandalyeye oturabilirsiniz. Görüldüğü gibi şu anda gayet güzel bir animasyonla ve gayet güzel bir iç tasarımla karşımıza çıktı bu kabinimiz. Sağ tarafta dayanıklarını görürken de bu kabinimizin onu kilitleyebilir veya açabiliriz. Yani camı kilitleyebiliyorsunuz. Kilitliğe bastığımızda camlarımız kapanıyor, tekrardan bastığımızda açılacaktır. Şimdi diğer son 3 parçadan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bakın burada stol, yani bir tane tabure bulunmakta aslında. Ve bu tabureye yine oturabilirsiniz right diyerek. Hamak da modda olduğu gibi yine buna binmek için sarayda basmanız gerekiyor. Ve artık hamağın içerisinde olduğunuzda ise bunu sağ ve sola döndüğünüzde hamağın kendisi de çevrilmiş oluyor. Çünkü zaten bu blok değil, canlı yerine geçtiği için. Ve son olarak çalışan bir barbekü bulunuyor. Ve barbeküyü görüldüğü gibi yanına geldiğimizde bize doygunluk efekti kazandırıyor. Şu anda üzerinden çıkan bu partiküllerden anlayabilirsiniz. Eğer karnınız çok açsa bu barbekünün yanına geldiğinizde aşınızı yavaş yavaş dolduruyor.
Ve bahsettiğim gibi şu anda bu barbekümüz ve diğer tüm eşyalar modun sunmuş olduğu karavandan tutun ve diğer tüm parçalar hepsi canlı yerine geçmekte. Tabii ki bu bazı eşya için dezavantaj olabilir. Hamakta gördüğümüz gibi bindiğimizde ve sağa sola döndürdüğümüzde kafamızı o da bizle birlikte dönüyordu. Eğer ki blok yerine geçseydi böyle olmayabilirdi. Bence bu gözden gelinebilir çünkü modun sunmuş olduğu bu eşyalar ve her biri gayet güzel tasarlanmış durumdalar ve güncelleme eğer ki getirilirse daha da iyi olacağını düşünüyorum. Peki siz bu mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu modu beğendiniz mi? Veya modun sunmuş olduğu bu eşyaları beğendiniz mi? Videomuzun sonuna gelmeden önce eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videolarını seviyorsanız ben de destek olmak adına aşağıdan kanalıma abone olmanız yeterli. O zaman şimdiden hepinize iyi kamp yapmalar. Diğer videolarda görüşmek üzere.